Şimdi bunları kapatalım. Bunları kapatalım. Evet, organize materyali bunda iptal ediyorum ve kapatıyorum. Şimdi materyalleri yapalım. Shift F ile şöyle bir geniş alana geçelim. Evet. Şimdi şu üsttekini bir kere Height Selection'ı kapatalım. Başlayalım materyallerimize. Şimdi öncelikle materyal yapmanın yöntemini genel hatlarıyla söylemiştik. Ama diğer materyalleri yapmamıştık. Şimdi şöyle nereden başlayalım? M'ye basıyorduk ve materyal editörü seçiyorduk. Bu zemindi, değil mi? Bakın şuna zemin yazalım. Güzelce zemin yazdık. Bu neydi arkadaşlar? Bu da penceremiz. Window template de kalabilir. Pencere de yazabilirsiniz. Fark etmez. Bu da penceremiz. Tamam. Bunu hallettikten sonra gelelim diğer materyalleri yapmaya. Bakın şuradaki şeyden başlayalım. Ufak vazodan başlayalım. Bu vazomuzu aldık. Şimdi mesela şuraya ne yazıyor? Vazo yazacağım. Vazo diyoruz. Enter'a bastım. Standarda gelip birey materyali açıyorum arkadaşlar. Birey materyali açtıktan sonra bu neydi arkadaşlar? Hangi renk olacak bu vazo bir kere? Atıyorum şöyle bir kırmızı olsun mesela. Şöyle bir kırmızı seçtim. Tabii bunun bir yansıması olacak değil mi arkadaşlar? Vazonun yansıması iyi bir yansıma değeri vardır. Çünkü bu seramikten yapılan bir şey sonuçta. Şöyle 200 civarı yazıyorum. Enter diyorum. Bu tamamen 200 olacak diye bir şey yok. Yani bu hani biraz da sizin ayarlarınıza da bağlı bir şey. Bunun yansıma ayarı bakın şuradan şuna basarak arka planı görebilirsiniz. Şöyle yanına getirelim. Bakın bunun yansıma ayarı ne kadar olacak? Şöyle 0,85 civarı olsun. Şöyle bakalım. Refraction yok. Refraction kapatıyorum. Şöyle seçiyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi şu şekilde vazomu oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu vazomu oluşturduktan sonra arkadaşlar subdiv biliyorsunuz şuradaki veya buradaki subdiv materyalin kalitesini kontrol eder. Yani kaliteli bir materyal oluşturmak istiyorsanız 16, 24 vesaire yapabilirsiniz ama bildiğiniz gibi bu subdiv ne kadar artarsa işiniz o kadar zorlaştırılmış renderınız çok uzar en azından. Geçirgenliği var mıdır şeyin peki öyle düşünelim. Bu vazonun bir geçirgenliği yok. Yani öyle hani su gibi veya cam gibi bir geçirgenliği yok. Buna karışmıyorum. Bu siyah olacak o zaman. Evet, siyah zaten. Geliyorum en alta. Maps bölümünde bump, displace. Hani biliyorsunuz bunlar kabarmaları oluşturan bölümler. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yok. Düz bir zemini var. Ondan dolayı böyle bırakıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu alıyorum. Şöyle sürükleyip şu vazomun üstüne attım. Ne diyor? Bu grup bir materyal diyor. Hangisini seçtin diyor. Seçili olanı mı seçin? Objeyi mi diyorum. Bakın objeyi seçtim. Direkt üstüne attı. Şimdi bu vazon kırmızı bir şekilde orada yanıp sönüyor. Bunun materyalini bitirmiş oldum. Gelelim arkadaşlar. Şöyle karışık bir şekilde devam edelim. Ne yapalım ne yapalım. Şöyle mesela şu koltuğu da yapmaya başlayabiliriz. Atıyorum aldım bu koltuğu. Şimdi bu koltuğun alt tarafındaki şu ayakları krom bir materyal olacak. Krom materyali nasıl oluşturulur? Mesela buradan boş bir slota geliyorum bir kere. Chrome yazdım. Enter'a bastım. Gelip standarttan birey materyale geliyorum. Şimdi Chrome materyalinin yapısını anlamak lazım. Bir kere Chrome materyali şöyle bir atıyorum siyah da olabilir. Tamam, fark etmez burada aslında. Diffuse yaptım. Reflect mesela bunun yansıması tamamen olacak mesela. Bu ayna gibi yansıyan bir şey sonuçta. O zaman bu tamamen yansısın. Okey diyorum. Bunun yansımanın bir hani kırılması olacak mı? Hani bu yansıma düz mü yansıyacak, direkt mi yansıyacak? Şöyle bakın. Sonuçta bunun bir kırılması olacak diyorum. 0,70 veya 0,72, 75 civarı bir kırılma olsun. Hani indeksi çok şey de olmasın. Bakın zaten paslanmaz çelik gibi bir şey oldu. Şuralara bakın biraz gri oldu. Şöyle kırılması şu şekilde olsun. Bak 85 versen daha net olacak. Böyle bu şekilde keskin bir parlama yapmayacaktır şöyle. Biraz 70 civarı falan bir şey yapacağım. 0,70 diyorum. Enter'a basıyorum. Reflect'i arkadaşlar bununla 70 yapalım. Subdiv ayarına falan dokunmak istemiyorum şimdilik. Şöyle yaptıktan sonra başka da bir şey yok arkadaşlar Chrome'la ilgili. Çünkü Chrome'un bir geçirgenliği falan yok. Diyoruz ve Chrome materyalini de yaptıktan sonra şöyle bunu da alıyorum. Şurada Assign to Object seçin. Alttaki objeye atılır sadece bakın. Çünkü o an o seçili olmayabilir. Şöyle şu alttakini
çekip şöyle sürükleyip Ascending Object diyebilirsiniz. Bu yazı neden çıkıyor? Çünkü bunların hepsi grup. Apply W ile Apply'e götürmeye çalışayım. Bakın hepsi hareketi gruptur. Ondan dolayı bakın şuraya bir şeyle paslama çiçeklerimizi atmış olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Deri yapmaya. Mesela bunların hepsi deri olacak. Deriyi nasıl yaparım? Şimdi bir kere şuraya gelip buraya da deri diyelim. Deri kaplama diyelim. Derimizi de yapalım. Yapalım. Şimdi deri bir kere siyah olacak. Öyle istiyorum daha doğrusu deriyi. Şöyle birazcık tam full siyah olmasın. Böyle biraz kırık siyah gibi bir şey olsun. Tam şey olmasın. Bunun yansıması da arkadaşlar en azından en az 25-30'luk bir yansıma. Yani os yazalım. Os yazayım. Enter'a basayım. Şimdi şunun şu glossiness ayarı ne devreye sokmamız lazım. Bu reflect high glossiness birlikte çalışır. Bakın isterseniz şuradan şey yaparak açarak şu şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle şunu 0.65'e çekeyim. Bunu da 0.50 arasında şöyle bir kendi arasında böyle bir yansıma yaptırtalım derim. Şimdi bunun normalde seri 12 falan olsa çok iyi olur yani şunların değerleri 16 veya 16 olsa iyi olur. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların her birini hani her nesne için 16'ya çekmek yerine hani bilgisayarı kötü veya sistemi kötü olan arkadaşlar 8'de bıraksınlar. Mesela şurada en sonda işlemin sonunda render setup alırken bakın şurada settings'ten global subdivision multiply var. Bunu 2 yaparsam arkadaşlar bunların hepsi şuraların hepsi 2 ile çarpılarak işlem yapar. Ben o şekilde yapalım derim. Siz bilirsiniz. Bari isterseniz de tek tek de yapabilirsiniz. Hani tek tek onu 1'e bırakırsınız. Bunları 16, 24 her nesneye göre farklı farklı da belirleyebilirsiniz. Şimdi aldım ben arkadaşlar. Bunları buraya atıyorum. Derinin üstüne atıyorum. Gördüğünüz gibi derinin şöyle elemanları isterseniz alt Q'ya basın. Nesneyi yalnız bırakın. Şöyle bakın. Derinin bütün elemanlarını Saint Object diyelim. Şöyle aralara, şimdi noktalara şöyle atalım veya front görünüme geçelim. Şöyle grup open yapıp şunları seçip bakın. F3'e bakın üsttekiler seçildi ve şu altta da bakın arkadaşlar. Hani deri olarak yapmıştık. Şuralarda böyle bağlantı onların hepsini seçip şöyle bir kere de hepsini de atabiliriz gördüğünüz gibi. Bakın o şekilde yaptık. Şimdi bunlar alıp close dediğimizde gidecek. Şöyle şuradan da izolasyondan çıkabiliriz. Şöyle geliyorum yine içeriye. Şu evet şöyle geldim. Aynı işlemi şunun için yapalım. Alt Q yapalım. Şöyle zaten şunu deli yapmıştık. Şöyle open yapalım. Şunları bakın arkadaşlar paslanmaz çelik oldukları nasıl belli oluyor? Şunu tıkladığımda bakın şunun kenarları üçgenler dolu oluyor. Şimdi front görünüme geçiyorum. Veya şöyle biraz çevireyim. Şuradan açık iken şu anda grubu açtım. Şöyle bakın şu elim olsun sol tuşuyla şunları şu şekilde bakın seçim tuşunu şöyle ayarlıyorum. Şu içeride kalanları seçiyorum. İçeride kalanları seçtiğim için tam seçili olduğu için şimdi hepsini alıp şöyle seçebilirim. Bakalım hangileri şöyle bakın şuradakiler bir kere olmamış. Şu ortada paslamaz çelik olacak krom olacak yer ve deri olmuş. Şunu F3 ile şimdi bakın seçili oldu. Şimdi bunu paslamaz çeliği de şuradan bakın evet yaptım. Şu derileri de seçeyim. Evet, şunları da deri yapmış oldum. Şimdi bunları deri yaptıktan sonra şuradan vurup close deyip bunu kapatalım. Bakalım başka bir şey yapmadığımız bir şey var mı? Yok. Şimdi Extrude Relation diyelim. Bunların da materyallerini bitirdik. Şimdi devam edelim arkadaşlar hızımızı kesmeden. Bir kere bakın şöyle bir şey yapalım. Hemen şunu alıyorum. Buraları hani şu sahneden şuralar dolu olsun istediğim için. Şu vazoyu alıyorum. Open diyeceğim. Şu vazoyu yukarıya, o vazoyu seçip yukarıya doğru kopyalayacağım. Copy diyeceğim. Ondan sonra şunu
Şunu seçip, bakın bunu seçip detach diyeceğim, gruptan ayıracağım. Grup şu anda kendi halinde kaldı gene. Close diyorum. Şimdi bu vazoyu şuraya alıp arkadaşlar şu duvarları bir height selection. Evet. Şu vazoyu front'tan görüyorum şimdi. Bu vazoyu bir şekilde sokalım. Yeni vazolar yapmış gibi. Bakın onu da nasıl yapabiliriz? Şöyle şunu alalım. Şöyle bakın. Bir küçültelim öncelikle. Şöyle bir küçültelim. Şunu da şuraya yapalım. Bunun şöyle yassı vazolar oluyor ya. Şunu da alalım. Bir FFT modifier uygulayalım buna. Evet. Şu an FFT modifier'i aldım. Şöyle şunun içini açalım. Şunun boğazını seçip şöyle şuradaki noktaları seçip hareket diye biraz aşağıya çekelim. Şöyle. Şöyle bakın. Şu tip vazolar var hani. Ağzı kısa olur da. Şöyle bakalım. Şöyle yeterliymiş gelir. Gördüğünüz gibi fena da olmadı. Benim biraz daha yaslaştırmak istiyorum. Tamam, şimdi çevirebilirim. Evet, şuradan bir iki kopya daha çıkartayım. Kopyayı şöyle yaptım. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunlara farklı farklı renkler verebilirim, istediğim renkleri. İsterseniz mesela şunu alıp kopyalama neydi? Nasıl kopyalanıyordu? Şunu alıp mouse'un sol tuşuyla sürükleyip buraya çektiğinizde kopyalamış oluyorsunuz. Bir tane daha buraya kopyalayın. Şöyle bunları mesela şunun rengini alıp işte sarı yapalım. Şöyle sarı yapalım. Şu sarıyı da alıp şuna sarı yeniden isimlendirelim. Dizmaterial material diyeceğiz öyle bir şey olduğu zaman. Evet, şunu da siyah yapalım mesela. Alıp şunu da şöyle alıp bunu da Rename this material siyah vazo diyebilirsiniz. Şöyle veya şunu beyaz vazo yapabilirsiniz. Şu beyaz yapalım, ama daha iyi olacak beyaz sanırsam. Evet, daha asil oldu. Daha iyi oldu. Şimdi bu şekilde böyle bakın vazolar yaptık. Buraya da hemen 2 dakikada. Bununla bitirdikten sonra gelin hangilerini yapalım şimdi. Şu dolabın materyalini yapmaya başlayalım. Şuraya dolap yazalım. Dolap materyali. Dolap yazalım. Enter'a basalım. TV sehpası yazalım, pardon. TV sehpası. Enter'a basalım. Şimdi TV sehpası yapmak için bir kere TV sehpasının arkadaşlar materyalinin Lucky olmasını istiyorum. Lucky olması için de beyaz olması lazım. Şöyle standarda gelip hemen V-Ray materyali açıyoruz. Bakın şöyle kapatıyoruz. Eski açılmış şeyler varsa V-Ray materyal diyorum. Diffuse'a geliyorum. Şöyle şöyle 200, neredeyse tam beyazdır bu yani. Şöyle yeterli. Reflect'i de şöyle 20 civarı falan ter gibi geliyor bana. Okey diyelim. Şimdi Highlight Glossiness'i kullanalım burada. 0.8 diyelim buna da. Subdue değerinde şöyle 8 kalsın. Bu şekilde bakın şu lake beyazımızı da kullanmış olduk. TV sehpamızı da şimdi. Mesela bunlar hep birleşik nesne olduğu için Assert'ı Obje diyorum ve OK'ye bastığım zaman şöyle gördüğünüz gibi nesnenin bütün assigned to obje diyorum. Şuna da gelip şurada seçilirken şöyle şunları da bakın hep lake beyaz ile boyamış olduk. Şimdi bir bakın şunları da arkadaşlar örnekle göstermek istiyorum. Bir kere bu gruptu, bu grubu bir ungroup yapayım. Şimdi TV sehpasının bütün bölümleri ayrı ayrı yapıldı. Şunun ön tarafına bakın cam yapmıştım. Şunun ön tarafına farklı parça yapmıştım ki içine cam yapabileyim. Bunun için de şöyle yapalım. Bakın
Şuraya gelelim. Siyah cam olsun isterseniz. Transparan cam da olabilir. Artık o bize kalmış. Buradan siyah cam diyelim. Siyah cam diyelim. Enter'e basalım. İsmini verdik. İsmini verdikten sonra bir materyal diyelim. Difuza bir kere rengine rengi siyah olsun. Şöyle reflect iyi bir parlaması olacak. Şöyle onu da 0,85 gibi bir şey olacak. Refraktör önemli bizim için. Geçirgenliği olacak mı? Kesinlikle geçirgenliği olacak. Yarı sayıdan bir nesne olabilir. Şöyle refraktör yaptıktan sonra bakın şuradan hemen bakın nesnemi arka tarafını görebilirsiniz. Yarı sayıdan bir cam yaptım. Şöyle biraz daha şunu isterseniz şöyle ne kadar yaptıkça daha da saydamlaşacaktır bu tabi. Şöyle şuraya kadar getirip bırakıyorum. Okey diyorum. Okey dedikten sonra şimdi bu cam materyalini alıp şunların üstüne sürüklüyorum. Bakın şöyle şuraları falan hep cam oldu. Diğer dersimizde öteki nesnelerin materyallerini yaparak devam edelim arkadaşlar.